Hepinize merhaba abiler, babalarım. Bugün biz benim kumbaram patlatıyoruz. Evet arkadaşlar, epeyden beri bekliyorduk bunu ayağızdan ikimiz beraber. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz ayrıyete. Artık doldu, içine para girmiyor, kağıt para da katlanıyor. Bunun içinde kağıt para da var, demir para da var. Ben bayağı bir açtım kenarını. Bakalım ayağızın ne kadar parası varmış. Elimizi keser ayağız bu. Ayağız ağzımla ilk defa bir kumbarayı bu kadar çok doldurdu. Önceden daha çok patlatıyordu. Orada da var, baba gördüm onu. Bu arada Ayaz'ın her şeyi Galatasaray görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Şu bıçağı üniforması da oldu artık değil mi Ayaz? Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. İnşallah iyisinizdir. 5 euro bile çıktı buradan. Bizler de iyiyiz çok şükür. Yüzlükler. O 5 euroyu... Bu 200 baba. Bayağı da kağıt param varmış Ayaz. 200 diyor. 10 euro da çıktı. Ramazan abisi vermişti. Onu da Adalet yengesi vermişti. Evet arkadaşlar, bayağı bir parası var Ayaz'ın. Şöyle 200'lerden başlayalım. Bunları kendi evi kumbarasına atmıştık zaten. 200. Şöyle. Yo baba, bayramda da biriktirdim. Ne yapacaksınız bunlar? Bayağı bir çıktı, bakar mısınız? Altın mı yapacaksınız? Ya 200 olmaz benim. Aha bak, burada da var 200'lük. Bayağı 200'lük varmış ha. Hiç cimedik Ayaz. Eline geçeni attı. Aferin Ayaz sana. Yani babasının desteği. Yüzlük de var bayağı bir. 200 bitti mi? Şurası ne kadar yapıyor, 15 euro? Orası aşağı 300 lira yapıyor. Ne? 400 lira falan yapıyor. Hmm. 100. Ayaz'ım önceden para hiç bilmezdi. Şimdi okula başlıyor da biraz harcama da yapıyor. Harçtan da hiç kısmıyoruz biz bu arada. Anneciğim, onları şey yaptıktan sonra ellerini yıkıyorsun, tamam mı? Gittim Ayaz, yüzlükler. Yüzlükler de gitti galiba. O zaman 50'likleri alalım. O zaman Naylus'ta böyle bir saysın. Aynen. Ne kadar olduğunu sizlere gösterelim. Evet canlar, hesapladın. Ne kadarmış Ayaz? 3560. Aferin sana, bayağı biriktirmişsin. Ama eurolarla beraber 4060. Euro ne kadar yapıyormuş ki? Bilmiyorum ki. 500 yapıyormuş. 30 euro. 30 euro mu anne? Kaç? 15 euro. Ha, 15 euro ne kadar yapıyormuş? 300 TL dedi ya baban. Ama babam 4060 lira oldu. Bilmiyoruz, bakacağız şimdi. Evet canlar, şöyle görüyorsunuz Ayaz'ın paralarını hesapladık. Büyükleri baban almış herhalde. Büyükleri babam almış. Hepsini babası yazdı buraya. Büyükler 2250 TL yaptı. Bu 520 hangisi yaptı? 560. Anne o 560. Pardon, 560 ne kadar, hangisiydi bu? Bu galiba şunlar ya. Bilmiyoruz artık, neyse. Şunlar 500 TL yaptı, 1 TL'ler. Burada 500 TL var. Şöyle 1, 2, 3 yani. Bu bozuk paralar 500 TL'ymiş. Ondan sonra şunlar 250. Diğer yüzlüklerde, şeylerde 560, burası herhalde Ayaz. 560 burası herhalde. Aynen, yazmışız işte bir şeyler, neyse. Toplamında böyle canlar. Ne yapmayı düşünüyorsun Ayaz Kerim? Tabii ki de çeyrek. Yap. Göbüşlerim göbüşlerim gözüküyor Ayaz. Hadi kalk. Ellerini yıka şimdi, hadi. Evet arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Bildiğiniz üzere biz Ayaz'ın kumbarasını patlattık. Evet. Ayaz'ın kumbarasında 3600 müydü, kaçtı ya? Söyledik, 3000 kaçtı Ayaz? 3550. Öyle bir şeydi. Ay bizim dışımız da şeye döndü. Ayaz'a yeni bir tane kumbara aldık arkadaşlar. Yine biriktirecek Ayaz. İçeride kalan. Kalan paralarını da geri atıyor Ayaz'ın. Şöyle Ayaz'ın kalan paralarını da atalım içine. Biz abi şu aldıklarımızı da göster, sonra gidelim. Vallahi bakın arkadaşlar, Ayaz'a bir tane çeyrek değiştik. Evet. Şöyle Ayaz kraker aldı. Rus salatası, etici, kolonya. Tamam Ayaz, çeyreğin nasıl bir şey olduğunu İşte gözükmüyor. Garnitür. Göster şöyle izin aldı. Hamburger ekmeği istedi. Derman her zaman gibi ıslak mendil. Bıkkın ben ıslak mendil. Çamurdu, her yerimiz çamur. Yollar şöyle, görmez lazım. Şöyle bir tane kolonya aldık. Evet. Garnitür. Şöyle garnitür, Rus salatası. Yapacağız inşallah. Sonra şöyle bir tane etecincin. Sevdiğimizden. Bir tane de Ayaz kraker aldık. Gerçekten jest olsun diye bunlara çiğ köfte yaptık. Çiğ köfte aldık. Ondan sonra
Hadi o benimki. Yiyeceğiz inşallah. Benimki cips diyor. Ali İstanbul'un ilgeti de rahmanım olmalı. Hayır hayır hayır. Dom dom ya. O değil o değil işte. Ali senin daha çalışıyor. Şöyle arkadaşlar elimizi silelim. Çok üşüyelimdir çünkü. Üşüyelim diye. Yani. Yemeyeceğim mi? Ben de ben yemeyeceğim dedim ya. Bugün de böyle olsun valla. Dışarıda işlerim var, çamaşır falan katlayacağım. Aynen, ben de sobak olanı dolduracağım. Yorgan yüzler falan sökülecek ama. Ali gece sobak olanı doldurma ki. Ali anca yaksa. Dışarısı çok soğuk canla, bildiğiniz gibi değil. Güzel neymiş? Güzel bu kumbara ne zaman dolduracak ya? Bir kumbarayı biz ikimiz doldurduk. Kardeş. Sen kendin aldın. Ayazım çeyreği oldu. Sana verir ki değil mi Ayaz? Vermeyecek mi sanki? Kaç kez verecek? Ayaz kameranın karşısında Ali pek yiyemiyor. O zaman hadi kapat. Size cipsli yaptırır baba. Bize afiyet olsun canlar. Bugün de böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Evet canlar. İdemizi görüyorsunuz. Şöyle. Nail İde'ye yemek veriyor. Güzelim, tavayı niye böyle yaptın? İçi çok kötü olmuş. Ben öyle kötü olanları kullanmıyorum. Hadi. Onu da tavuklara dökeceğiz. Oğlum onu değil, ötekini yiyeceksin. Hah. İçinde ayran var. Ondan sonra sütlü çorbanın şeysi var. Çörek var. Yumurta var. Haşlanmış var. Pişmiş var. Hepsi var. Biz öyle kahvaltı yapmıyoruz İde. Oy benim saçaklı oğlum oy. Tavuklarımız da buradalar. Maşallah tavuklarımız iyi oldular. Gaz kuzlamış mıdır? Nail de oraya ateş yakmış canlar. Ahırdan topladıklarını. Kümesin son halini merak edenler var. Karda bakar mısınız? Bayağı yağmış değil mi akşam? Kümesi öylece kaldı çünkü havalar çok soğudu. Bir de misafirimiz vardı. Bir şeyle ilgilenemedik. Şöyle. Buraları görüyorsunuz. Çamur çamur. Yolu bir görseniz felaket. Bakalım yumurta var mı? Kümeste. Yok, bir tane var. Bir tane yumurtlamışlar da. Geç bazen içeriye de yumurtlayabiliyorlar. Ama yok içeride. Havalar soğudu ya, kestiler. Günlük 2-3 tane alıyordum. Yok şimdi. Bir de kaza bakalım yumurtlamış mı? Bir tanesi yatıyor bence. Şu güvercin de birisine verdik. Geri gelmiş bakar mısınız? İçeri girmiyor. Oy benim güzelim, hoş geldin. Ne güzel olmuşsun sen. Bakın yatıyor orada. Geç yumurtluyor gazlar. Bir de Ayaz var. Şimdi eve giriyoruz. Bakar mısınız? Buradan su içiyor. Bir tane var. O da benim gibi bakıyor. Girmiyor, ne yapalım? Yatıyor mu daha gaz? Gaz yatıyor. Hele bu taraf Ayaz Ayaz. Evet canlar, şu an odalar o kadar karışık ki size göstermem lazım. Hava soğuk. Çamaşırları kurutamıyorum. Kendi çamaşırlarımızı ancak kurutuyorum. Nevresimler falan sökülecek. Onlar yıkanacak ama birazcık diyorum havalar açsın, şu karşıyası geçsin. Rüzgardan yine kurur. Ama şimdi bu soğukta kurumuyor yani. Donup kalıyor. Ben de o yüzden çamaşırları yatak odasına seriyorum. Gördünce emekleyeceğim. Yatak odasında da çok hani zararlı olduğu söyleniyor. İnsanı bronşit mi yapıyormuş? Nail de hazırlanıyor. Bu arada biz Elmas Bacım'a gideceğiz canlar. Size kısa da olsa vlog paylaşmak istedim. Biz de durumlar böyle. Dün kayınvalideme gitmiştik. Görümcem de oradaydı. O orada yatmış. Orada çekim yapmıyorum hani onlar sevmediği için. Akşam da görümcem bendeydi. Bir çay içtik. Az çocuklarla eğlendik. Ondan sonra onlar gittiler. Öyle yani. Orada
Oraya gittiğim zaman çok çekim yapmıyorum. Oturduk, sohbetimizi ettik. Yemeğimizi yedik kayınvalidemde. Ondan sonra bize geldik canlar. Şimdi ne yapacağım? Çamaşırları asayım. Nevresimleri sökeyim. Birazcık makineye attım. Yarın çalışacak. En azından yorganları yerlerine yerleştireyim. Bütün dolapların içleri, mutfak dolaplarının içleri. Yine böyle bir şey hissediyorum. Dağılmış hissediyorum. Ama havaların ısınmasını bekleyeceğim. Kendimi yormayacağım. Hem bu arada birazcık dinlenirim. Öyle yani. Elmas bacıma gidiyoruz. Adem dayımlarla gideceğiz. Adem dayımlar oraya herhalde umre hediyesi götürecekler. Elmas bacım da gitmişti ya. Görmeye gelene umre hediyesi veriliyor canlar. Herkese yani. Bizim burada adet böyle. Siyahlılara attım. Havluları falan attım açık renklilerle. Nevresimleri atacağım derken bacınız öyle uğraşıyor. Mutfağımı falan toparladım. İşleri hafiflettim. Ama daha var. Bitmez. Evin işi bitmez. Bunlar da buranın sobası yandığı için burada daha iyi kuruyor dışarıdan falan. Salonlara da gelen giden oluyor diye koymak istemiyorum. Daha önce salonda yatıyorlar ya, aslında artık salonda serebilirim. Öyle yapacağım. Yarından sonra hava güzel olursa nevresimleri falan da yıkayacağım. Daha iki makinede kendi çamaşırımız var. Katlanacaklar var. Benim çamaşırım çok çıkıyor. Bilmiyorum sizinki de mi öyle. Bazısınki hiç çıkmıyor. Ama biz günlük kıyafet değiştiriyoruz. Ayaz'ı bazen iki günde bir değiştiriyorum. Ali zaten sürekli değiştirir ahıra girip çıktığı için. Herhalde o yüzden bizim çamaşırlarda çok çıkıyor. Ali'm şimdi ahıra girdi. O ahırı görür. Nail etsem de. Elmas bacıma da süt götürsek. Denk gelmişken taze taze. Dün görümceme de verdik. İyi oluyor bazen böyle denk gelince süt vermesi, içim rahat ediyor. Ben de şu siyah tülbentimi arıyorum. Şeye giderken, Gül Ağaç'a giderken. O da meğerse yeni yıkanmış. Sabahleyin bir belim ağrıyordu. Yataktan zor kalktım. Şunları da şöyle aralama serelim. Bu aşırı da atmıyorum. Makinem çok bozuldu canlar bu çamaşırdan dolayı. Sürekli yıkana yıkana ne olacak? Bir de ağır yüklendiği zaman o zaman da daha kötü oluyor. Onun için çok yüklememeye özen gösteriyorum. Şöyle. Bunlar da serildiği için içim rahat. En azından yıkanmış, kokmamış demektir. Şöyle. Yine de bayağı atmışız değil mi? Bunların işlerini bulunca daha rahat ediyorum çoraplarım. İzmir'deyken daha takıntılıydım. Şimdi biraz daha rahatım bazı konularda. Her şeyi kafaya takmamak lazım. Bunlar falan gelip geçici fasafisu yani. Hadi başka odaya geçelim. Evet canlar, Ayaz'ın odasındayız. Şöyle misafirlerimizin artık şeylerini söküyorum. Yastıklarını falan. Yastıkları bazıların altlarına koyuyorum. Böyle gardıroplarım yapılsın. Ondan sonracığıma bir de katkı evim yapılsın. Evler rahatlayacak. Şu dondurucuyu falan çocuğun odasından çıkartacağım. Gardırobum da yapılınca daha iyi olacak. Her şey bol bol amat olacak. Yorganın yastığın çok olması da işe yarıyormuş. Gerçekten. Şu Ayaz'ın şeysini de yıkayayım. Bunları bir yıkayacağım şöyle açık renklileri. Bunlar çarşaflar canlar. Annem sağ olsun zamanında bir sürü yorgan hani ısırmış.
Herhalde dışarı seyredin de şey demiştiniz. İşte bu kadar yüke ne gerek var hani. İyice uğraş diye yazmıştınız ama gerçekten yeri geldiği zaman da çok lazım oluyor. Bunlar da çarşaf, bunları bir atayım. Mesela 5 tane yorgan vardı. 3 de bizde varsa, 3 ya da 4 tane de bizde vardı. 9 tane yorgan. Olmasa ne yapacağız kış günü? Her zaman lazım oluyor canlar. Yorganım çok da Allah'tan. Daha bir sürü şu ayazın üzerinde de var. Mesela 9 tane yorgan var ortada şu an. Bir de şuradakileri göstereyim. 4 tane mi 5 tane mi de şurada var. 4-5 tane de şurada var fazlalık. Huşların içinde. Bazaların altlarında var. Her zaman işe yarıyor. Allah razı olsun. Annem yorganımı, yastığımı bol bol tedarik etmiş. İki tane de kayınvalidem vermişti evlenirken. Ondan da Allah razı olsun. Şöyle yastıkları boşalttık. Şimdi bunlar bazanın altına gidecek. Odaları da yavaş yavaş toparlayayım. Yengem burada. Bir de bacısı burada ama herhalde artık bacısında kalıyorlar. Ben başımın üstünde yeriniz var dedim. Ama gelmediler. Belki de hani hasret gideriyorlardır. Öyle getir götür de zor oluyordur. Belki hani abisi getirip götürecekti. Çamur bu taraflar. Ondan da gelmek istememişlerdir. Belki gelmediler. Onların yorganları duruyor. Onlarınkini artık bir iki gün daha dursun. O zaman sökerim. Ben şunları ortadan kaldırayım. Yıkayayım. Azar azar. Hepsini yıkayayım da banyoya atacağım. Sepete azar azar yıkayacağım böyle. Ben bunları katlayıp da yıkıyorum. Çok kılışmıyor o zaman. Misafir çarşaf ve yastıklarımı da ütülüyorum bu arada. Gelelim gidelim temiz temiz yatsın diye. Makineyi şu şekilde atayım. Böyle yatakların altlarını, her yerleri silip süpüreceğim komple. Ama ne zaman başlarım temizleyip köşeyi bilemiyorum. Havalar biraz daha şey olsun, o zaman başlayayım diyorum. Güzelleşsin. Yastıkların bir tanesini Yüksel Efe'ye verdim. Belçika'ya götürmüş. Kuzenimin bir tanesi de yastığı yine çok sevdi. Yün yastık. O sert seviyormuş. Ben de mesela alçak yastıkta yatabiliyorum. Yüksek yastıkta artık kesinlikle yatamıyorum. Boyun fıtığı olduğu için. Bir tanesi de ona verdim. O da Hollanda'ya gidecek. Bizim yastıklar yurt dışına geziyorlar bu ara. Çok olsa da olmasa da veririm canlar. Bir şey olmaz. Çünkü yastık falan ne olacak sanki. Bakın daha hala çıkıyor mesela yastıklar. Bunlar benim misafir yastıkları. Yazın günler indirmiştik. Şu Ali'nin yastığı diye umuyorum ben. Evet, bu Ali'nin yastığı. Öyle zannediyorum. Neyse, bu bir dursun da şurada. Şu yorganı da kaldırayım artık yerine. Şöyle mi şöyle. Belki biraz sonra beraber yerleştiririz bunları. Şöyle. Şunları da sökeyim. Bir tane yorgan kaldı. Bu yorgan da bayağı büyükmüş. Buna göre yüzü şey yapamadım. Bunu taktım ama bir dahakine takmam. Ha evet, bunu da annem vermişti. Şöyle bir yorgan. Bugün yapsam mı yapmasam mı derken en üstünü toparlan derme. Topla şu odalarını. Dağınık dağınık durmasam. Tamam, fermuarını da çekeyim. Bunları da şu renkli şey, şunlarla atayım. Şurada, şurada dursun. Temiz temiz serimesi çok güzel oluyor. Geçen bir misafirin geldiğinde Türkan yengem bak diyor ki hiç yün falan kokmuyor yorganlarında diyor. Benim istediğim de temiz temiz kokması zaten.
bunu kaldırır da bir başkasına daha örterse temiz temiz kokmaz. Vallahi buradakiler bir günde yatsalar, iki günde yatsalar bilmiyorum. Herkes böyle söküp de çıkarıyorum ama benim içim rahat etmiyor. Bunları temiz temiz çıkartacağım. Yıkayacağım, ütüleyeceğim, dağıtacağım. İlke ablam arıyor canlar. Evet canlar, burası boş duruyordu. Şimdi buraya bunları kaldırıyorum, yorganları. Yüzlerini çıkarttım. Hiç olmazsa her şey yerli yerine geçsin de güzel. Ondan sonra acaba bunu da buraya yorgan da bana buraya ilk geldiğimde elmas bacım vermiş. İyi ama yumuşacık. Güzel bir yorgan. Demirci koyun yorganı demiş. Mesela onun sırması farklı. Şu alt tarafta yerleşecek. Oralarda artık havanın bir güzel olduğunda güzelce siler süpürürüm. Hava bir güzel olduğunda da oraları dökerim. Çok aşırı dağınık değil ama benim istediğim gibi de değil canlar. Bir de yatsılar yerine koyayım. İyi oldu. Göstereyim mi aşağı tarafı size? Hepsi katlı ama yerleşecek. Aha da görüyorsunuz zaten. Böyle. Birazcık karışmış. Lastikler var ya, onlar ortamı bozuyor. Yoksa şunlar güzel bakın. Şunlar lastiksiz olanlar. Birazcık karışmış yani. O da niye? Araştırdım ya böyle içinde hangisini takayım edeyim derken dağıldı biraz ama olsun bakalım. Burası da böyle oldu. Evet arkadaşlar. Biz hazırız. Bekliyor. Elmas bacıma gideceğiz. Adem dayımlar, babam gel. Kayınvalidemler aramış şimdi biz mi götürelim diye. Biz de dün Adem dayımlarla hani kararlaştırdık ya. Dayıma da sorduk. Beraber gidelim dedi. Şuralar çok çamur. Şuralar çok çamur canlar. Gerçekten sesimizi nasıl duyurabiliriz bilmiyorum ama bu tarafa hiçbir ilgi yok. Her yere yol yapılıyor. Burada hiçbir, aynen, hiçbir çalışma yok. Hiçbir düşünce yok. Motorla kalsak kalacağız. Nail öyle bir hızlı gidiyor ki böyle sağa sola. Keşke telefonumu götürseydim, çekseydim, sizler de görseydiniz. Bilmiyorum böyle köy kaldı mı artık? Kalmadı ama. Şimdi dayımlar arabayla girsin de istemiyorum. Çamurda nasıl da yürüyeceğiz bilmiyorum. İnsan bir yere gidesi de gelmiyor yani. Sobamız da çok güzel yanıyor bu arada. Ali evde kalacak herhalde değil mi? Ben kalmayacağım ama. Ali evde kalacakmış, gelmeyecekmiş. Sen çantada kekliksin Ayaz. Biz nereye, sen oraya. Her yere gidiyorum bizimle. Ben de küçükken annemin peşine takılmayı çok severdim. Ama annem bizi pek götürmedi çünkü çok kalabalıktı. Ayaz gibi bir tane değildik. Birimizi götürse birimizi isterdi. Birimizi götürsek annem hepimizi evde boyardı. Maalesef. Koyalım şakı da. Anne. Tespih mi seviyorum? Anne, siz de ne yapacaktınız biliyor musunuz? Ne yapacaktık? Bir gün biriniz gidecektiniz. Bir gün biriniz. Bir gün biriniz. Bir gün biriniz. O da mantıklı annem de işte öyle değildik. Ooo şakırdatma şunu Nail Usta. Yüzü de bari ya. Tespih nasıl arkadaşlar tespih? Tespih çok güzel. Tespih babam çok yeniden almış. Anne. Çok kalite. Sağ olsun, iki tane tespih getirdi şeyden Umre'de. Valla ben tespih çekmesin. Damatlara beğendirebilmek için. Ben çok seviyorum. Çekiyorum da şık 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 şık. Elim dolmadı mı elim ayağıma dolaşıyor. İşte iyi değil ama ben sevmiyorum. Ben de aksine seviyorum. Niyeyse. Bu arada takipçilerimizden bir tanesi biraz kilo ver diye yazmış. Sana değil mi? Evet. Evet. Bu arada aldım canlar. Gelen giden hamur işleriydi. Şimdilikle yeriyor kalabalıklar. Kalabalıklar her şey güzel. Onun için inşallah bundan sonra dikkat ederim diye düşünüyorum. Videomu da sizlere göndereyim daha geç olmadan. Aynen. Bugünlük bu kadar olsun. Sizleri seviyoruz canlar. İyi ki varsınız. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.